أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين، بائس الأنبياء والمرسلين، بالجنة للمؤمنين، النار للمشركين والمعاندين والمنافقين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من العان إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواء وتمتعه فيها طويلة. İbadet ve itaatlerimizin kabul olmasına, akıbetlerimizin hayırlı olmasına, Kur'an Resulullah, Ahl-i Beyt-i Resulullah'ın şefaatlerine nail olabilmemize bir âli salavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Evet arkadaşlar, bu akşam Mustafa Kemal Mahallesi, Ataşehir İlçesi, Ehl-i Bihçanları İlim ve Eğitim Derneği'nde imamet derslerinin 21. bölümünü ele alacağız. Geçtiğimiz 20. imamet dersinde Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin kaynaklarında Ehl-i Sünnet'in Kur'an'dan sonra şeriate kaynak olarak kabul ettikleri eserlerde Ehl-i Beyt'in hakkaniyeti, Hazreti Ali aleyhisselamın velayet ve imametine ve Ehl-i Beyt mektebinin alimlerinin ve mektebinin mensuplarının iddialarının ve inançlarının doğruluklarını Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından göstermeye ve konuşmaya çalıştık. Bu akşam da 21. derste yine kaldığımız yerden konuya devam edeceğiz. Elimizdeki belge, ki 21 derstir, biz burada belgesiz hiçbir şey anlatmadık. Ne söylediysek belge gösterdik. Ne söylediysek kaynak gösterdik. Elimizdeki kaynak Sahih-i Tirmizi'dir. Tirmizi'nin şu köşesinde bir ibare var, bakın şurada. Yazar ki, men kâne fî beytihi hâzal kitâb fekeennemâ fî beytihi nebiyyun yetekellem. Kimin evinde bu kitap varsa öyle kabul etsin ki o adamın evinde peygamber var, oturmuş peygamberle sohbet ediyor. Yani Ehl-i Sünnet'e göre bu kitabın içinde var olan her şey peygamber kelamıdır. Ehl-i Sünnet böyle inanıyor bu kitaba. Sadece Türkiye Ehl-i Sünnet'i değil, bütün dünyadaki sünni ulema üstadları, medreseleri bu şekilde inanıyor. Tirmizi'nin 5. cildinde sayfa 634'de Kitab-ül Menakıb bölümünde 3715 numaralı hadiste, bakın numara 3715, buyuruyor ki ya ma'şere Kureyş لَتَنْتَحُنَّ اَوْ لَيَبَعَسَنَّ اللّٰهُ
عليكم من يضرب رقابكم بالصيف. على الدين. Benden sonra Allah sizi birisiyle imtihan edecek. Bakın birisiyle imtihan edilecek. لَتَنْتَهُنَّ Acaba Allah kimle imtihan edecek ümmeti? Veya لَيَبَعَسَنَّ Allah Benden sonra Allah size birisini gönderecek. Ve o dini için sizin boyunlarınızı vuracak. Yani sizinle savaşacak. Din için. Din için. O öyle birisidir ki قَدْ اِمْتَحَنَ اللّٰهُ قَلْبَهُ عَلَى الْا۪يمَانِ Allah onun kalbini iman ile imtihan etmiştir. O öyle birisidir. قَالُوا مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ Dediler ki ey Allah'ın Resulü O kimdir? فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ebu Bekir dedi ki Ey Allah'ın Resulü o kimdir? Yani Allah'ın Peygamberimizden sonra ümmeti imtihana tabi tutacağı şahsiyet Ebu Bekir değil. Ve kâle Ömer men huve ya Resulallah. Ömer dedi ki ey Allah'ın Resulü o kimdir? Din için savaşacak olan din için ve Allah'ın bizleri imtihan edeceği o şahıs kimdir? قَالَ هُوَ خَاسِفٌ نَعَالِ Allah Resulü buyurdular ki, o ayakkabıyı yamayandır, ayakkabıyı tamir edendir. وَكَانَ اَعْتَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْسِفُهَا Peygamber bu sözü söylerken, kendi ayakkabısını tamir etmesi için Ali'ye vermişti. ثُمَّ اِلْتَفَتَ عَلَيْنَا Ali Sonrasında Ali bize doğru geldi. فَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ كَزَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا Kim? Resulullah buyurdular ki Kim yalan yere bana men kezebe aleyye muteammiden bilerek yalan yere bana yalan nisbetinde bulunur ise ateşteki yerini hazırlasın. Bu hadisi geçen hafta tefsirini yaptık. Kısaca söyleyeyim. Bir, Hazreti Ali aleyhisselamın Peygamber Efendimiz'den sonra üç savaşı olmuş. Cemel Savaşı, karşısında Ayşe, Talha, Zübeyir vardı. Sıffin Savaşı, karşısında Muaviye vardı. Diğer savaş, Nehrevan Savaşı, karşısında hariciler vardı. Hazreti Ali'nin bu üç savaşın üçünde de savaşı din içindi. Bu rivayet öyle diyor. Benden sonra Allah size öyle birisini gönderecek veya sizi öyle birisiyle imtihan edecek ki o din için sizlerle savaşacak. Demek ki Hazreti Ali'nin peygamberimizden sonraki savaşları din içindi. Karşısında Hazreti Ali'ye karşı savaşanların savaşı din için olur mu? Demek ki onların da savaşı dünya içindi. Hazreti Ali'nin savaşı din içinse karşısındakilerin savaşı dünya içindi demek ki. Demek ki Muaviye dünya için Hazreti Ali ile savaşmış. Bunu ben demiyorum ki. Bunu Tirmizi söylüyor. Demek ki Ayşe dünya için Hazreti Ali ile savaşmış. Talha dünya için Hazreti Ali ile savaşmış. Evet. Sayfa 635. Cilt 5 sayfa 635.
Hadis numarası 3716. Peygamber Efendimiz buyurdular: Ente minni ve ene minke. Ali, sen bendensin, ben de sendenim. Allah Resulü ne buyurmak istiyor? Sen bendensin, ben de senden. Yani Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ali aleyhisselamı birbirinden ayrı düşünmek. Bunlar bir nur idi. Bir nur. İkinci bir nokta, Peygamber Efendimiz bu sözü İmam Hüseyin hakkında da buyurmuş. Hüseyinun minni ve ene min Hüseyin. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'den. İslam tarihinde bazı dönüm noktaları vardır. O dönüm noktalarından bir tanesi Hazreti Fatıma'nın hutbeleriydi. Hazreti Fatıma'nın mücadelesiydi. O dönüm noktalarından bir tanesi Hazreti Ali aleyhisselamın 25 yıllık, peygamberimizden sonra 25 yıllık zamandaki tutumu, 25 yıl sonrasında Hazreti Ali aleyhisselamın savaşları. Dönüm noktalarından bir tanesi İmam Hasan'ın barışı. Dönüm noktalarından bir tanesi Kerbela kıyamı. Bu dönüm noktaları dediğimiz hadiseler İslam'ı yaşatan temel dinamiklerdir. Hüseyin bendendir. Bu gayet doğal. Torun dededendir. Ama ben de Hüseyin'denim sözü anlamı şudur: İslam başlangıç olarak Muhammedi'dir, beka ve devam olarak Hüseyin'idir. Ali bendendir, ben Ali'denim ki öyle buyuruyor. Ente minni ve ene minke. Sen bendensin, ben de sendenim. İslam başlangıç olarak Muhammedi'dir, devam ve beka olarak Alevi'dir. Devam ve beka olarak Alevi noktasından sonra devam ve beka olarak İslam Hüseyinidir. İmam Cafer Sadık aleyhisselamın döneminde fıkıhı ekollerin, tasavvuf fırkalarının çoğalıp, kelam fırkalarının, mutasavvuf fırkalarının çoğalıp, kurra taifesinin çoğalıp, öte yandan Yunan felsefesinin İslam camiasına sokulmak istendiği bir dönemde, o kadar ihtilafların içerisinde İmam Sadık aleyhisselam 4000 tane öğrenci yetiştiriyor. Öyle bir dönemde İmam Sadık aleyhisselam ki ilmi mücadeleler ile 4000 tane öğrenci yetiştiriyor. Yani İmam Hüseyin aleyhisselamın döneminden sonra İslam devam ve beka olarak Caferidir. İmam Sadık aleyhisselamdan sonra ki İmam Sadık döneminden sonra en fazla karşımıza çıkan mücadele alanında, ilmi noktalarda İmam Rıza aleyhisselamdır. Yani İslam devam ve beka olarak Rezevi'dir. Ondan sonra İmam Mehdi aleyhisselam en fazla karşımıza çıkıyor. Bugün İslam devam ve beka olarak Mehdevi'dir. Mehdevi. Dolayısıyla Hüseyin benden, ben Hüseyin'denim veya Ali sen bendensin, ben de sendenim. Bunların anlamı, yani İslam bunlarla devam ve beka bulacaktır. Veya buyuruyor ki aynı kaynakta, دَخَلْتُ عَلَى اُمِّ السَّلَمَةِ. Dehaltu, Ebu Said-i Hudri diyor. Ben diyor, Ummu Seleme'nin yanına gittim. Fesemmeytuha. Ve onu sesledim. Tegulu kâne Resulullah yegul la yuhibbe aleyyen münafigun ve la yubughizuhu mu'minin. Mu'minun. Diyor, Ummu Seleme bana dedi ki, Peygamber buyurdu. Bakın Ümmü Seleme, müminlerin annesi, diyor bana dedi ki, Peygamber buyurdu ki, Ali'yi münafık sevmez.
mümin de Ali'ye buğz etmez. Mümin vakıada Hazreti Ali'ye buğz etmez. Hazreti Ali'nin kendisi buyuruyor. Münafığa beni sevmesi için dünyayı versen beni sevmez. Müminin burnunu yerde sürtsem bana buğz etmez. Veya başka bir rivayette var. Müminin burnunu kessem bana buğz etmez. Birisine dünyayı veriyor, yine de sevmiyor Hazreti Ali'yi. Diğerine ise ceza veriyor ama Hazreti Ali'den vazgeçmiyor. Bunun tarihte çok güzel bir olayı var. İbn-i Kebba, bakın Hazreti Ali aleyhisselamın yanına bir suçluyu getirdiler. Hırsızlık yapmıştı. Hazreti Ali buna sordu, hırsızlık yaptığını kabul ediyor musun, itiraf ediyor musun? Dedi, evet. Dedi, ikinci kez soruyorum, hırsızlık yaptığını kabul ediyor musun, itiraf ediyor musun? Dedi, evet. Bu şekilde sormasının sebebi, Hazreti Ali bunun hayır hırsızlık yapmadım demesini istiyordu. Çünkü her bir itiraf ve ikrar bir şahit idi. Hazreti Ali Aleyhisselam buna buyurdu ki, itiraf ve ikrarın neticesinde seni cezalandıracağım. Dedi, ey Ali, ben bu dünyada cezaya razıyım. Yeter ki suçumun cezası kıyamete mahşere kalmaz. Ben hırsızlık yaptım. Hazreti Ali Aleyhisselam İslam yasaları, hukuk gereği, ceza yasası gereği bunun parmaklarını kesti. Bu diğer eliyle kesilmiş parmaklarını aldı, evine doğru hareket etti. Pazarın ortasında Hazreti Ali'nin düşmanlarından birisi bunu gördü. Hazreti Ali'nin düşmanlarından birisi. Tarih diyor o İbn-i Kevva idi. İbn-i Kevva. Dedi, fırsat bu fırsat. Ali'yi bu adama ve bu adamın vesilesiyle pazardakilere kötületmenin fırsatı. Pazarda kim var? Pazarda satıcılar var. Pazarda kim var? Halk var. Ben gider bunun yarasını deşer isem, bunu yüksek sesle burada bağırır şekilde konuşturur isem, bu adam Ali'yi kötüleyecek. Ali bunun elini kesmiş. Bu adam bu meş'um niyet, kötü niyet ile yaklaştı şu eli kesilen şahsın yanına. Dedi, kim seni bu hale getirdi? Ah 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 ah, vah vah vah, bir de böyle kendisini o adamı severcesine gösterdi. Ne oldu sana böyle? Ah zavallı kardeşim, kim seni bu hale soktu? Dedi, kata'a yedi, bu anladı. O cezalandırılan, eli kesilen bunun, İbn-i Kevva'nın maksadını, amacını, niyetini anladı. Dedi, kata ayet, emirul müminin, imamul muttakin, kaidul gırrül muhaccelin, isim vermiyor. Benim elimi müminlerin emiri, yüzü ak olanların imamı, takvalıların imamı, Allah'ın aslanı, esedullah, eynullah, ozunullah, sıfatları saydı böyle. Dedi, işte şu sıfatların, makamların sahibi Ebu Talib oğlu Ali benim elimi kesti. İbn-i Kevva şaşırdı. Bir taraftan eli kesilmiş, bir taraftan da elini keseni övüyor. Bu esnada İmam Hasan ile İmam Hüseyin oradan geçiyorlardı. Bunun Hazreti Ali'yi pazarda o şekilde övdüğünü gördüler. Geldiler Hazreti Ali'ye anlattılar. Hazreti Ali İmam Hasan'ı mı İmam Hüseyin'i mi gönderdi, dedi, onu alın getirin buraya. Onu buraya getir. Diyor, aldı onun o mübarek parmaklarını, bıraktı eline, dua okuduğunda diyor onun elinde hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey kalmamıştı. Rivayette ne diyor Hazreti Ali, ki Ümmü Seleme nakletmiş bunu. Ebu Said-i Hudri'ye söylemiş Ümmü Seleme ki, peygamber buyurdu ki, La yuhibbu Ali'yen münafık.
Ali'yi münafık sevmez. Mümin de ona buğz etmez. Sevmez. Birisiyle savaşmak sevgiden midir? Seven sevdiğiyle savaşır mı? Soruyorum. Yani savaş nefretin kaynağıdır. Nefretin ürünüdür savaş. Ali'yi münafık sevmez. Hadis öyle diyor. Şimdi bu hadise göre ben ehli sünnet kardeşlerimizin ilim adamlarının insafına soruyorum. Aklına soruyorum. Bu hadise göre biz Muaviye'nin, Talha'nın ve Hazreti Ali aleyhisselam ile savaşan diğerlerinin adını ne bırakmamız gerekir? Bu hadise göre. Nedir bunların adı? Ben soruyorum ehli sünnet kardeşlerimizin ilim adamlarına, cevapları kendileri ezmeden büzmeden televizyonlarında versinler. Bakınız sayfa 636. Bunların hepsi Tirmizi'de var. Hadis numarası 3718. Kale Resulullah İnne Allah amarani yuhibbu arba'a amarani bihubbi arba'a. Allah dört kişiyi sevmeyi bana emretti. Peygamberin özelde, müminlerin genelde birbirlerini sevmeleri Allah'ın emridir. Bir insan müminse mümini sevecek. Sevmek zorunda. Bu imanın gerekliliklerinden birisidir. Mümin mümini sever. Mümin mümin olmayanı sevmez. Mümin münafığı sevmez. Mümin fasığı sevmez. Severse imanında zayıflık vardır. Bakın. Özel olarak peygamberimizin genel olarak bütün müminleri birbirlerini sevmeleri gerekir. Müminleri sevmeleri gerekir. Ama Allahu Teala bu hükme rağmen, bu genel kaideye rağmen peygamberimize özel bir emir veriyor. Ve peygamberimiz o özel emri açıklıyor. İnnallâhe emarani bihubbi arba'a. Allah dört kişiyi sevmemi bana emretti. Yani Allah özellikle emretmiş ki peygamber bak bu dördünü sev. Allahu Ekber. Tirmizi yazıyor bunu. Ve ahbarana ennehu yuhibbuhum. Ve bana haber verdi ki ben de o dördünü seviyorum. Allah peygamberimize haber vermiş. Ben de o dördünü seviyorum. Kıyla ya Resulallah semmihim lena. Ashab, ashab dediler ki ya Resulallah o dört kişinin isimlerini bize söyle. Kale aliyyum minhum. Buyurdu ki Ali onlardandır. Yani Ali o dörtten birisidir. يَقُولُ ذَٰلِكَ سَلَاسًا ve diğer üçü ise bakın diğer üçü ise ve Ebu Zer vel Mikdad ve Selman ne Ebu Bekir var ne Ömer var ne Osman var ne Talha var ne Zübeyir var ne Sa'd ibn-i Ebi Vakkas var hani ehli sünnetin meşhur bir düzmece hadis var ya, Allah cennet ile 10 kişiyi müjdelemiş, aşara-i mübaşşere. O aşara-i mübaşşerenin içerisinde Hazreti Ali var bu hadisin içinde. Bu hadiste var olan sadece Hazreti Ali. Diğer geri kalan 9 kişi bu hadisin dışında. 9 kişi bu hadisin dışında. O hadisin içinde, aşara-i mübaşşerenin içinde Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Talha var, Zübeyir var, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas var. Bak. Onların hiçbirisi bu hadisin içinde yok. Ve burada bir diğer önemli nokta
Allah peygamberine buyuruyor ki peygamber bu dört kişiyi sev. Ben de o dört kişiyi seviyorum. Ve peygamber bunların ismini söylerken Ali, Ebu Zer, Miktat, Salman diye söylememiş. Bu çok önemli bir nokta. Buyuruyor ki Aliyyum minhum. Ali onlardan birisidir. Yani Ali'yi o dört kişinin içinden alıp bu tarafa bırakıyor. Ön tarafa getiriyor Ali'yi. Ali o dört kişiden birisidir. Sonrakiler Ebu Zer, Miktat, Salma. Bu şekilde isimlerinizi sıralıyor. Ama Peygamberimiz diyebilirdi. O dört kişi Ali'dir, Ebu Zer'dir, Miktat'tır, Salman'dır. Öyle dememiş. Ali o dörtten biridir. Diğerleri Ebu Zer, Miktat, Salman. Yani bu dört kişinin içinde Hazreti Ali'nin ayrı bir makamı vardır. Ayrı bir özelliği vardır. Ondan dolayı Peygamberimiz Hazreti Ali'nin ismini farklı bir şekilde zikretmiş. Aliyyum minni ve ana min Ali ve la yuaddi anni illa ana ve Ali. 3719 numaralı hadiste Ali bendendir, ben Ali'denim. Benim adıma, benim dışımda, bakın benim adıma, benim dışımda ve Ali'nin dışında kimse iadede bulunamaz. Niye Peygamberimiz burada buyurmadı? Benim adıma, benim dışımda Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin dışında kimse iadede bulunamaz. Ama bir kişiyi söylemiş. Ali'nin dışında. Evet. Aha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ali'yi demedik değil mi? Ayetullah Horasani derslerinin bir tanesinde aynen bu şekilde bir metin okurken hadis metni sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Talebelerden biri kalkıp diyor ki ya sen niye Ehl-i Beyt'e salavat getirmedin? Alihi demedin. Ayetullah Horasani diyor ki ben rivayet okuyorum. Rivayette nasıl yazılmış ise o şekilde okumak zorundayım. Ehl-i sünnet kaynaklarındaki hadislerde peygamberimize selavat yazılırken Ali yazmazlar. Alihi yazmazlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın salat selamı peygamberin üzerine olsun. Oysa peygamberimiz ne buyurmuş? Bana ebter selavat getirmeyin. Ya Resulallah ebter selavat nasıldır? Ebter selavat benim ehli beytimi selavatın dışında tutmaktır. Ehli sünnet kitaplarında genelde hadis kitaplarında sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar nasıl yazmışsa biz de o şekilde okuyoruz. Ama olması gereken nedir? Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Buyurdu ki Aha beyne ashabihi sahabeler arasında, ashabı arasında peygamberimiz kardeşlik bağı oluşturdu. Kardeşlik bağı. İki muhacirle iki muhaciri veya iki ensar ile iki ensarı veya bir muhacirle bir ensarı birbirlerine kardeş yaptı peygamberimiz. Aynen burada yazılan. Feca'a Aliyyun netme'u eynahu. Ali yaşlı gözlerle geldi. Hazreti Ali ağlayarak geldi. Fekale ya Resulallah ahite beyne ashabike ve lem tuahit beyni ve beyne ahad. Ya Resulallah ashab arasında, sahabelerin arasında kardeşlik gerçekleştirdin de ama bugün kimseyi benimle kardeş etmedin. Beni birisiyle kardeş etmedin. فَقَالَ اللّٰهُ رَسُولُ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Ali'ye buyurdu اَنْتَ اَخ۪ي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Sen dünya ve ahiret benim kardeşimsin. Yani Peygamber Efendimizin kardeşi Hazreti Ali'ydi. Buyuruyor ki bakın bu rivayet çok önemli.
Enes İbni Malik. Enes İbni Malik kimdir? Önce ravileri bir tanıyalım. Enes İbni Malik, Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'deki Müslümanlar Peygamberimize hediye veriyorlardı. Herkes kendi imkanına göre Peygamberimize hediye veriyordu. Malik, Enes İbni Malik, Enes İbni Malik babası oğlunun elinden tuttu, bu Enes'in elinden tuttu. 9 yaşındaydı Enes. Getirdi Peygamberimizin evine, dedi ya Resulallah, herkes sana bir hediye verdi ama benim sana şu sebiden, şu çocuktan başka vereceğim bir hediye yok. Ben de bu 9 yaşındaki çocuğu sana veriyorum, bu sana hizmetkarlık yapsın. Bakın Enes 9 yaşından beri Peygamberimizin yanında büyüdü. Enes böyle birisi. Ehli sünnet de Enes'e çok önem veriyor. Sözlerine çok önem veriyor. Bu Enes İbni Malik ne diyor? Peygamberimizden sonra bazı hadiseleri vardır. Enes'in ki konu uzamasın diye onları söylemiyorum. Diyor ki kâne inden nebi tayrun, tayr. Peygamberin yanında bir kuş vardı. Peygamberin yanında bir kuş vardı. Birisi getirmişti. Peygamberimize hediye etmişti. Peygamberimiz yesin diye. Fekal peygamber dua etti. Dedi ki Allahümme i'tini bi ehebbi halgike ileyke ye'kulun me'i hazat tayr. Ben bu rivayeti ehli sünnet ulemasına soruyorum. Sokaktaki kardeşime bir şey sormuyorum. Çünkü sokaktaki kardeşim bu konuda, bu meselede, bu tür şeylerde mesul değil. Ama bu saatten sonra sosyal medyada, televizyonda yayınlanacak. Bu program televizyonda yayına girecek. Onlardan da duyanlar mesuldür. Bu rivayet ne diyor? Peygamber dua etti. Tane tane tercüme ediyorum. Allahümme, Allah'ım, itini gönder bana, gönder bana. Bi ehebbi halgik, senin yanında en sevdiğin mahlukun. Bi ehebbi halgik, mahluk içerisinde en çok sevdiğini gönder bana. يَأْكُلُ مَئِي benimle beraber bundan yesin. Benimle beraber bundan yesin. Bu kuştan yesin. Dua bu. فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَأَهُ derken Ali geldi ve اَكَلَ مَأَهُ Peygamber Ali ile beraber o kuşu yedi. Peygamberimizin duası neydi? Allah'ım mahluk içerisinde en çok sevdiğini bana gönder, benimle beraber bu yesin. Kim gelmiş Hazreti Ali? Demek ki mahluk içerisinde Peygamberimiz haricinde Allah'ın en çok sevdiği Hazreti Ali'ydi. Bu hadis öyle diyor. İbn Abbas diyor bir gün baktım peygamberin yanına vardım ve bir soru sordum. Dedim gerçekleri gözümle görür gibi bana anlat. Gözümle görür gibi bana anlat. Diyor peygamber benim bu sorum karşısında kalktı iki rekat namaz kıldı. Secdede dedi ki Allahümme behakki Allahümme behakki aliyyin Allah'ım Ali'nin hakkı hürmetine ben Ali'nin hakkı hürmetine dedi ve sonrasında duasını yaptı. Ben diyor çok şaşırdım. Peygamber
duasında Allah'ım Ali'nin hakkı hürmetine diye dua ediyor. Ben peygamberin bu şekilde duasını kendisine sorduğumda buyurdu ki git o odaya, o odada gerçekleri gözünle göreceksin. Diyor ben girdim odaya, baktım odada Hazreti Ali namaz kılıyor. O da namazında kunutta secdede şu duayı yapıyor. Allahümme behakki nebiyyike, Allah'ın peygamberinin hakkı hürmetine deyip dua ediyor. Peygamberle Hazreti Ali'nin artık dualarına girmiyor. Peygamberimizin duası, Hazreti Ali'nin duası neydi? Konu uzamasın diye girmiyor. Diyor ben çok şaşırdım. Peygamber duasında Hazreti Ali'nin hakkı hürmetine diyor. Hazreti Ali duasında peygamberin hakkı hürmetine diyor. Geldim peygamberin yanına dedim ey Allah'ın Resulü bunu bana izah edin. Şu gördüklerimi bana anlatın. Allah Resulü buyurdu ki Allah'ın katında Ali'den daha üstün birisi yoktur. Bu sözün anlamı nedir? Bakın bu sözü biz söylediğimiz zaman bazı iftiracılar diyorlar ki ya bu Caferiler, Şiiler, Aleviler Hazreti Ali'yi peygamberden üstün tutuyorlar. Bakın eğer peygamber Allah katında Ali'den daha üstün birisi yoktur diyorsa kendisi bu cümlenin dışındadır. Yani benim haricimde Ali'den daha üstün birisi yoktur. Ama kendisini onun içine sokarsa Allah katında peygamberden daha üstün olanı yoktur. Ama peygamberimizin kendisi bunu söylediği zaman kendisi o sözün dışındadır. Aynen burada Tirmizi yazmış. Allah'ın mahlukatın içerisinde en çok sevdiğini bana gönder benimle bunu yesin. Peygamberin sözü bu olduğu için şimdi biz kalkıp Tirmizi'nin burada naklettiği bu rivayete binaen şunu mu diyelim? Allah peygamber de dahil en fazla Hazreti Ali'yi seviyordu. Hayır bu yanlıştır. Allah'ın mahluk aleminde en fazla sevdiği peygamberimiz idi. Alemde en üstün olan peygamber efendimizdir. Ama peygamber efendimiz bu sözü söylediği zaman kendisi söylediği için kendisi bu sözün dışındadır. Evet. Kale Aliyun kuntu iza sa'altu Resulullah Resulallah e'tani. Hazreti Ali'nin ilmine bakın. İlmi. Ben peygamberden ne zaman sorduysam bana verdi. Ne zaman sorduysam bana cevap verdi. Açıkladı. Ve iza sekettu iftedani. Ne zaman sustuysam o konuşmaya başladı. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Peygamber Efendimizin yanında olduğu her süreçte ya Hazreti Ali sual edermiş, Peygamberimiz cevap verirmiş veya Hazreti Ali sükut edermiş, Peygamberimiz anlatmaya başlarmış. Her süreçleri ilimle geçiyordu. Buyurdular ki ene darul hikme ve aliyyum babuha. Bakın Kale Resulullah bakın en aliyyin radıyallahu anh. Ehl-i sünnet kaynakları Hazreti Ali'nin isminde radıyallahu anh derler. Şia kaynakları aleyhisselam. Hazreti Ali aleyhisselam kale Resulullah. Hazreti Ali buyurdular ki peygamber şöyle buyurdu. Peygamberin sözünü naklediyor Hazreti Ali. Ene darul hikme. Ben hikmetin eviyim. Aliyyum babuha. Ali de kapısıdır. Evet. Son bir rivayet. Bugün söylüyorum. Aslında bugün şuraya yetişmek istiyordum ama yetişemeyeceğiz. Bakın. İslam ve politika. Şuna gelmek istiyordum. Bu haftaya kaldı. İslam ve politika. Bu kitap aşağı yukarı 1000 yılı aşkın
bir zaman önce yazılan Şuheyr İbni Kuteybe Ed-Dinveri'nin El-İmamet ve Siyaset Arapça kitabının tercümesidir. Ehl-i Sünnet tarihçisidir. Şuheyr İbni Kuteybe Ed-Dinveri El-İmamet ve Siyaset kitabının İslam ve Politika adında Türkçe'ye tercümesidir. Burada dehşet şeyler var. İnşallah bu haftaya bir rivayet yine Tirmizi'den söyleyeyim. Bu rivayete geçmeden önce Şia, Alevi, tevella, teberra ilkesi gereği Allah'ın düşmanlarına lanet etmiştir, ediyordur, edecektir. Peygamberin düşmanlarına lanet etmiştir, ediyor, edecektir. Ehl-i Beyt'in düşmanlarına lanet etmiştir, ediyor, edecektir. Ancak lanet konusunda bizi tenkit edenler, tel'in edenler, eleştirenlere diyoruz ki, ey lanet konusunda Alevi Şia'yı eleştiren Müslüman kardeşim, haşa 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 diyorum, haşa, söylemek bile insanın zoruna gidiyor. Sokakta birinin Hazreti Ali'ye lanet ettiğini duysan, gözünle görsen ki adam diyor ki haşa Hazreti Ali'ye lanet ediyor. Komşunun Hazreti Ali'ye lanet ettiğini görsen ne yaparsın? Bunu Sünni kardeşine bir sor. Ne yaparsın? Cevap: kavga ederim, ağzının payını veririm, gününü ona gösteririm, sessiz kalmam, arkadaşımsa ilişkiyi keserim, onunla bir de oturup kalkmam. Bakın cevaplar bunlardır. Gidin istediğiniz bir kardeşinize sorun, arkadaşınıza sorun, Sünni bir arkadaşınıza sorun. Bir adam Hazreti Ali'ye lanet etse sen onunla arkadaşlığını sürdürür müsün? Yoksa selamını sabahını keser misin? Cevap ortada. Kimisi kavga eder, kimisi ağzının payını veririm der, kimisi bir daha onunla oturmam der, bir daha konuşmam der. Şimdi vaka bu değil mi? Ya Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz de Hazreti Ali'yi seviyorlar. Ama hakkı batıla, batılı hakka giydiren alimlerinin tahakkümünden bir türlü kurtulamıyorlar. Kişiniz. Vicdanlarına döndükleri zaman hakkı görüp kabul ediyorlar. Az önce söylediğim vicdandı. Git bir Sünni kardeşine sor. Hazreti Ali'ye lanet edeni ne yaparsın? Cevap belli çünkü vicdanıyla konuşuyor. Aklıyla cevap veriyor. Peki benim Sünni kardeşim, Hazreti Ali'ye lanet eden ettiren Muaviye'ye niye Hazret deyip sahip çıkıyorsun? Dediğin zaman diyor orada durum başkadır. Niye başkadır? Çünkü ilim fukarası, alim diye geçinen, şeytan avukatlığı yapan sözde alimlere bir hüküm çıkarmışlar ya. Muaviye içtihad etti, içtihadında hata etti, yanıldı. Onun için onun bir sevabı vardır. Adam Hazreti Ali'ye lanet edecek, sevap alacak bir de üstüne üstlük. İşte orada vicdan artık üstü örtülüyor. Ehl-i Sünnet kardeşimizin aklının ve vicdanının üstüne kara bir perde oturuyor. Niye? Orada diyor durum başkadır canım. Muaviye'nin Hazreti Ali'ye lanet etmesi, ettirmesi meselesi başkadır. Orada durum başkadır diyor. Niye? İçtihad etti Muaviye. İçtihadında hata etti. Onun için bir tane sevap alacak. Eğer hata etmeseydi iki sevap alırdı. Geçiyorum rivayete ve bu rivayetle birinci bölümü bitiriyoruz. Bakınız rivayet bu. Tirmizi'nin 5. cildinde ki bu sohbet sosyal medyada yayınlanıyor. Bu gece yayına girecek. Bu sohbet televizyona çıkıyor. Televizyonda milyonlar bu sohbeti dinliyor. Bizim kimseden ne saklımız var, ne gizlimiz var, ne korkumuz var. Çünkü biz belgelerden konuşuyoruz. İtiraz olan gitsin bu belgelere itiraz etsin. Bakın sayfa 3724 numaralı hadis. Tirmizi
cilt 5 sayfa 638. Emmere Muaviye ibn Ebi Sufyan Sa'den, Ebu Sufyan oğlu Muaviye Sa'da emretti. Fekale ma yemneuke en tesubbe Ebu Turab. Ebu Turab'a karşı lanet etmekten seni alıkoyan şey nedir? Neden Ebu Turab'a, yani Hazreti Ali'ye lanet etmiyorsun? Fekal emma ma zekertu selasen kalehunne Resulullah felen esubbehu. Resulullah'ın Ali hakkında söylediği üç şeyi hatırladım. Hatırladığım için lanet etmedim. Yani bu da unutsa bu da lanet edecek. Ama hatırlamış, hatırladığı için diyor ben lanet etmedim. Sa'd ibn Ebi Vakkas, bakın en azından diyor hatırladım, lanet etmedim. Ama bile bile, bakın unutmadıkları halde Hazreti Ali hakkındaki gerçekleri bildikleri ve unutmadıkları halde Hazreti Ali'ye karşı düşmanlık edenler olmuş, lanet edenler olmuş. Üç tane şeyi diyor ben hatırladım. Peygamber söylemiştir o üç şeyi. Onun için lanet etmedim. لِأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَهَبُّ اِلَيَّ مِنْ هُمُرِ النَّعَمِ. Eğer o üç şeyden birisi benim hakkımda söylenseydi ben kırmızı yüklü develeri vermeye hazır olurdum. Yeter ki o üç şeyden birisini benim hakkımda söylemiş olsaydı. O kadar da önemsiyor Sa'd ibn Ebi Vakkas o üç şeyi. Bakınız Semitu Resulallah diyor ki ben peygamberden işittim buyurdu li Ali halfehu fi ba'zi magazihi. Peygamber bazı savaşlara gittiği zaman, bakın bir savaş demiyor, ba'zi magazi, bazı savaşlara gittiği zaman yerine Ali'yi halife bırakıyordu. Yerine halfehu Ali'yi halife bırakıyordu. Fekale lehu Ali, Hazreti Ali gelip diyordu, dedi ya Resulallah tuhallifuni me'en nisai ve sibyan, beni çocuklar ve kadınların başına mı halife bırakıyorsun? Fekale Resulullah, Allah Resulü buyurdu ki emma terza en tekune minni bi menzilete Harun'a min Musa illa ennehu la nubuvvete ba'di. Ey Ali, Harun'un Musa'ya menzileti gibi sen de aynı konumda, aynı menzilete, menzilette bana olmak istemez misin? Ancak benden sonra peygamberlik yoktur. Birinci söz bu. Ve semituhu yegûle yevme Hayber. Ben peygamberden Hayber günü, Hayber savaşında şunu işittim. Le a'tiyenne ra'yete racülen yuhibbullaha ve resûleh. Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. Pardon. Allah ve Resulünü sever. Yuhibbullaha. Allah'ı sever ve Resule ve Resulünü sever. Ve yuhibbuhullahu ve Resuluhu. Allah ve Resulü de onu sever. Diyor ben peygamberden bunu işittim. Yarın sancağı böyle birisine vereceğim. قَالَ فَتَتَاوَلِنَا لَهَا فَقَالَ اُدْعُوا لِعَلِيًّا. Ertesi sabah ne buyurdu? Bana Ali'yi çağırın. فَاَتَاهُ وَبِهِ رَمَتْ. Hazreti Ali geldi, gözleri ağrıyordu. فَقَبَزَ فِي اَيْنَيْهِ. Ali'nin gözlerine elini sürdü, tuttu. فَدَفَعَ الرَّعْيَةَ اِلَيْهِ. Sancağı Ali'ye teslim etti. Diyor ben peygamberden Hayber Savaşı'nda duyduğum ikinci söz de budur. Üçüncü söz, Allah diyor kaleyi Ali'nin eliyle fethetti. Ve unzilet hazihil aye. Peygamberden duyduğum üçüncü şey. Bakın Sa'd ibn Ebi Vakkas Muaviye'ye Hazreti Ali'ye lanet etmeme gerekçesi olarak bu üç sözü söylüyor. Üçüncü söz, Allah şu ayeti nazil etti. Kul Te'alav nedu ebna'ana ve ebna'ukum. Mubahale ayeti. Ali İmran suresi 61. ayet. De ki siz kendi te'alav ebna'ana, kendi evlatlarınızı getirin, biz de kendi evlatlarımızı getirelim. Siz kendi kadınlarınızı getirin, biz kendi kadınlarımızı getirelim. Siz kendi nefsinizden, kendi canınızı getirin, kendi canınızı, biz de kendi canımızı getirelim. Bu ayet diyor nazil olduğunda
Dea Resulullah. Peygamber sesledi. Kimi seslemiş? Aliyen ve Fatimete ve Hasan'ın ve Hüseyin'e. Ali'yi sesledi. Fatıma'yı, Hasan'ı ve Hüseyin'i sesledi. Fekal ve buyurdu ki Allahümme haulâ-i ehli. Allah'ım benim ehlim bunlardır. Bunlardır. Tek bir cümle söyleyeyim. Allahümme haulâ-i min ehli dememiş. Min ehli deseydi o zaman bunların dışında Peygamber ehli beytinin içerisine yüzlerce insanı sokabiliriz. Min ehli deseydi. Min ehli cümlesinin anlamını Allah'ım bunlar benim ehli beytimdendir. Bunlar benim ehli beytimdendir. Yani benim ehli beytim sadece bunlar değil. Benim ehli beytim fazladır. Buradakiler benim ehli beytimdendir. Min ehli deseydi. Ama dememiş. Ne demiş? Allahümme haulâ-i ehli. Allah'ım benim ehli beytim bunlardır. Yani bunlar...